Merhaba sevgili gençler, kanalımıza hoş geldiniz. 4. sınıf Türkçe ders kitabımızın 53 ve 59. sayfalar arasındaki hazırlık çalışmaları ve etkinlik çözümleriyle sizlerle beraberiz. Ancak daha önce kanalımıza abone olup yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca bu görmüş olduğunuz PDF şu cevapları bir sonraki videoda PDF olarak atacağım, videonun altına link olarak arkadaşlar. Çok kısa bir video olacak. Orada bu PDF'yi indirip isterseniz telefonunuza ya da indirmeksizin de görebilirsiniz videonun altındaki linkte. O şekilde rahat rahat videosuz yapabilirsiniz PDF'ye bakarak. Şimdi hızlıca başlayalım. İki tane hazırlık çalışmamız var. Hazır İstiklal Marşı'nın bizim için ne önemi vardır? Ve ikincisi, vatan savunması sizin için ne ifade ediyor? Bunların cevabı isteniyor. Bakalım. Önemi neymiş İstiklal Marşı'nın? Cevap 1. İstiklal Marşı ulusumuzun bağımsızlığının sembolüdür ve çok güzel bir marştır. İstiklal Marşımızda Kurtuluş Savaşı'nda yapılan izleri ve şehitlerin mücadele ruhları vardır şeklinde kısaca cevaplandırdım. Fazla uzatmaya çünkü gerek yok. Ha, siz isterseniz uzatabilirsiniz arkadaşlar. Ben cevaplarımı kısa yazmaktan yanayım. İkinci cevabımız, vatan, memleket ne ifade ediyormuş bakalım. Doğup büyüdüğümüz vatan uğrunda can feda edilen bir topraktır. Doğup büyüdüğümüz vatan uğrunda can feda edilebilen bir toprak parçasıymış. Huzur içinde yaşadığımız, bağımsız ve devlet için gerekli olan toprak parçasıymış. Bunu ifade ediyormuş vatan bizim için. Siz durdurup yazın arkadaşlar. Ben hızlı gitmek zorundayım. Durdurup yazıp peşimden geliyorsunuz. Ben gidiyorum. Bir sonra, dediğim gibi bir sonraki videoda PDF olarak koyacağım. Orada sadece PDF olarak da görüntüleyebilir. Cevaplarınızı yazabilirsiniz. Birinci etkinlik, kelimelerin anlamlarını tahmin edin, sözlük anlamını yazın ve cümle içerisinde kullanınız diyor. Birincisi Efe, iki direniş, üç meclis, dört cephane, beşinci erzak. Evet, beş kelimeden oluşan bir ödevimiz, görevimiz var bu etkinlikte. Benim tahminim Efe'de güçlü kahraman kişi, cümlem ise Efe'lerin oyununu izledik. Çok uzun olanları okumak istemiyorum arkadaşlar. Sizi de yormak istemiyorum. Videoyu da uzatmak istemiyorum. Hızlıca geçeceğim. Siz durdurup yazarsınız. İki direniş, bir şeye karşı ısrarlı, güçlü durmak. Anlamı direnme işi. Cümlem, düşmana karşı sonuna kadar direndiler. Üç meclis, ülkeyi yönetmek için seçilmiş kişilerin bulunduğu yer. Cümlem, meclis bugün önemli kararlar aldı. Dediğim gibi durdurun, yazın lütfen. Cephane, savaşta kullanılan silah ve uzantılar, yani her türlü malzeme arkadaşlar, barut, silah, süngü, kılıç, aklınıza ne gelirse bu cephanedir. Cümle, cephaneyi kadınlar taşıyordu şeklinde yazdım. Son olarak erzak, her türlü yiyecek, bu benim tahminim. Anlamı neymiş? Uzun süre saklanabileceğin yiyeceklerin genel adıymış. Cümle, kışlık erzakımız hazır, evet kışlık erzak hazır şeklinde yazdım. Tekrar ediyorum, lütfen durdurup yazın. Ben hızlı gitmek zorundayım, peşimde gelirsiniz. İkinci etkinlik, metni ana hatlarıyla anlatınız. Yani özet çıkarınız diyor. Metnin özetini ben şu şekil yaptım. Anadolu'nun işgali sırasında Yunanlıların Aydın Nazilliği işgal etmeleri üzerine. Nereye işgal etmişler? Aydın Nazilliği. Bunun üzerine Yörük Aliyev ve arkadaşları birlikte Nazilli'deki düşman karakollarını basmışlar. Düşmanlar Nazilliği terk etmişler bu yüzden. Yörük Ali Efe'nin bu kahramanlığı dillere destan olmuş, adına türküler yakılmış. Bu olaydan sonra halk daha da cesaretlenmiş arkadaşlar, örgütlenmiş ve düşmana karşı ayaklanmış. Bu direniş Mehmet Akif Ersoy'a ne yapmış? İstiklal Marşı'nı yazdıran bir durum olmuş. Evet, duyarsız kalamamış, İstiklal Marşı yazmış. İkinci etkinliği yine siz durduruyorsunuz. Ben geçiyorum üçüncü etkinlikte. Metne göre dört tane soru var. Yukarıdaki metni okuduğunuz zaman hey gidi Efe'lerin Efe'si parçası var ya, onu okuduğunuz zaman ona göre cevaplandırmamız isteniyor. Yunanlılar hangi şehri işgal ettiler? Az önce söyledik. Aydın ve Nazilli'yi. İşgale karşısında halk ne yapmıştır? Halk örgütlenerek işgallere karşı direnmiştir. 3. Aliyev arkadaşlarıyla işgale karşı ne yapmıştır? Oha! Örgütlenip düşman karakollarını basmışlardır ve düşmanı kaçırmışlardır, değil mi? Evet. 4. Bu şanlı mücadelenin şiiri nedir? Az önce söyledik. Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı bu şanlı mücadelenin şiiridir. 4. etkinliğimiz şiirin konusunu, metnin konusunu ve ana fikrini soruyor arkadaşlar. Konu neymiş? Milli mücadele dönemindeki bir direniş örneği ve Türk halkının direniş destanı. Siz beni dinlemek zorunda değilsiniz. Durdurun arkadaşlar. Yazın. Tekrar yürüterek videonuzu ileri gidebilirsiniz.
Ana fikri ise milli mücadele döneminde Anadolu halkının gösterdiği direniş efsane olacak kadar kıymetlidir. Evet, ana fikir budur. Direniş efsane olacak kadar kıymetli olduğudur ana fikir. Geçiyorum. Bir sonraki etkinlik, beşinci etkinlik. Beşinci etkinlikte arkadaşlar, burada yer olmadığı için gördüğünüz gibi ok ile çıkardım aşağı doğru. Siz bir öğrenci olarak vatanınıza karşı sorumluluklarınız nelerdir? Vatana karşı sorumluluklarımız nelerdir? Kısaca yazdım arkadaşlar. Beşinci cevabı buraya yazdım. En büyük sorumluluğumuz iyi birer vatandaş olmak, vatanımızın ilerlemesi, gelişmesi için çok çalışmak, derslerimizi iyi öğrenmek, ülke değerlerine sahip çıkmak ve bu ülke değerlerini korumak, bilim insanı olmak için uğraşmak. Benim için en önemli olan iki tane var burada. İyi birer vatandaş olmak ve iyi birer bilim insanı olmak arkadaşlar. Bunlar çok önemli. İyi birer bilim insanı olmadığınız zaman ülkeniz asla gelişemez, geri kalır. Geçiyorum. Altıncı etkinliğimizi, evet, beşi yaptık. Altıncı etkinlikte sıra, pardon. Altıncı etkinlik şu arkadaşlar. Cümlelerde yay, yani ayraç içerisinde uygun noktaları, işaretleri koyunuz. Evet, baktığımız zaman birincide nokta, ikinci nokta, üçüncü soru işareti, dördüncü nokta, beş virgül, altı soru işareti, gördüğünüz gibi nokta nokta soru işareti nokta virgül soru işareti şeklinde yapıyorsunuz sevgili gençler. Altıncı etkinliğimizi de yaptık. Ben 7'ye doğru gidiyorum. Siz durdurup yazıyorsunuz. 7. etkinlik bakalım bizden ne istiyor. Cümlelerde koyu yazılmış deyimleri örnekteki gibi metne kattığı anlamıyla yazınız diyor. Şurada arkadaşlar paniğe kapıldılar. Bunun gibi, yani burada boşluk verilmiş, yani boşluk verildiğini düşünün diyor. Bu boşluğu uygun olan cümle ile tamamlayınız diyor. Burada tamamlamış. Biz de burada tamamladık. İşte kırmızı olanlar benim sizler için tamamladıklarım. Videoyu durdurun. Bayağı var çünkü arkadaşlar burada. Bunları yazın. Mesela Yörük Ali Efe ile arkadaşlarının gösterdiği kahramanlık dillere destan oldu. Yörük Ali Efe ile arkadaşlarının gösterdiği kahramanlık herkes tarafından konuşulur oldu. Onun hakkında türküler yakıldı. Evet, bu şekilde cümleyi tamamlıyorsunuz. Lütfen buradakinin aynısını yazınız. Çünkü eksik ya da fazla yazmayınız. Öğretmeniniz bunu sizden isteyecektir muhtemelen. Kırmızı yazıların aynısını olduğu yere yazın. Siz tekrar durdurup yazıyorsunuz tabii ki. Ben geçiyorum. Bir sonraki etkinliğim, 8. etkinlik. Bakalım ne varmış. Burada bir görsel var. Gördüğünüz gibi kadınlar ve yaşlı adamlar. Kimi kanıları çekiyor önde, şurada gördüğünüz gibi. Kimi arkadan itiyor. Üstünde de gördüğünüz gibi cephane var arkadaşlar. Cephaneyi iterek, çekerek, öküz arabasıyla beraber, öküzlerle beraber cepheye götürüyorlar pardon. Gördüğünüz gibi. Bakalım ne diyor? Kurtuluş Savaşı'na kimler katılmıştır? Kurtuluş Savaşı'na herkes katıldı arkadaşlar. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, erkek, herkes katılmıştır. Görseldeki insanlar ne yapıyor? Az önce anlattık değil mi? Cephane ve erzak taşıyan bir kanıyı çekmektedirler ve itmektedirler. Görseldeki insanlar hangi koşullarda yol alıyor? Evet, insanlar çok zor koşullarda arkadaşlar. Yük çok ağır, hava soğuk, karınları aç, yorgunlar ve yollar bozuk. Bu insanlar gördüğünüz gibi bu şartlarda çalışıyorlar. Bu şartlarda cephane taşıyorlar sevgili gençler. 9. etkinliğimiz, sizden İstiklal Marşı'nı ezberlemeniz istiyor arkadaşlar. Lütfen ezberleyin. Çünkü bu etkinlikte, bu derste öğretmeniniz İstiklal Marşı'nı ezbere okumanızı isteyecektir. En azından iki kıtayı ezberleyin ki öğretmeninize karşı mahcup olmayınız. Lütfen ezberliyorsunuz. İstiklal Marşı kolay ve güzel bir şiir zaten. Son ve 10. etkinliğimiz, farklı yazı stilleri verilmiş arkadaşlar. Burada da kelimeler verilmiş. Bu yazı stilleri gördüğünüz gibi hepsi farklı yazı stilleri, yani farklı yazı şekilleri var. Bu yazı şekilleri ile kendi el yazınız ile buraya yazınız diyor, yanına yazınız. Bakın değişik değişik yazı şekilleri var. Hepsini aynı şekilde yazarsanız öğretmeniniz kızabilir. Kendi el yazınızla bu yazı stiliyle yazınız. Öğretmeniniz de sizleri aferin diyecektir. Evet arkadaşlar, burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. WhatsApp gruplarında paylaşmayı, yorum yapmayı ve lütfen like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Beğenin ki tüm kitaplarınızın çözümlerini, etkinliklerinizin çözümlerini yapalım. Beğeni az olduğu zaman bazen atlatıyorum ben. Çünkü kızıyorum biraz. Beğeni çok olsun ki hepsini sizler için yapayım tüm derslerinizi. Hoşça kalın.